Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 1894 yılının güzel bir sonbahar günüymüş. Doğa sarı ve kahverenginin tonlarına bürünmüş, ağaçlar yapraklarını dökmeye başlamış. Hava serin ama huzur vericiymiş. O gün dünyaya bir çocuk gelmiş ve adını Veysel koymuşlar. Veysel, köyün en yeni üyesi olarak ailesine büyük bir sevinç getirmiş. Babası ve annesi gibi o da çiftçi olacakmış. Ailesi, toprakla uğraşan, doğanın ritmine ayak uyduran insanlarmış. Veysel de bu hayatın bir parçası olarak büyüyecekmiş. Çocukluğu Sivas'ın uçsuz bucaksız yaylalarında geçmiş. Yaylalarda koşup oynarken doğanın güzelliklerini keşfetmiş. Her mevsim ona yeni bir macera sunmuş. Hayat kolay değilmiş ama umut hiç eksik olmamış. Zorluklara rağmen insanlar birbirine destek olmuş, dayanışma içinde yaşamışlar. Veysel de bu dayanışmanın bir parçası olmuş. Veysel de herkes gibi türkülerle, hikayelerle büyümüş. Köydeki yaşlılar ona geçmişin hikayelerini anlatmış, türküler söylemiş. Bu türküler ve hikayeler Veysel'in ruhunda derin izler bırakmış. O zamanlar bilmiyormuş ama ileride onun da bir hikaye anlatıcısı olacağını. Küçük Veysel hayal kurmayı severmiş. Kendi dünyasında büyük hayaller kurarmış. Hem de acıyla, umutla ve aşkla yoğrulmuş kendi hikayesini yazacağını. Günler geçmiş, Veysel büyümüş. Genç bir delikanlı olmuş ama hayat onun için daha yeni başlıyormuş. 7 yaşındayken çiçek hastalığına yakalanmış ve hastalık Veysel'in gözlerini almış. Bu büyük bir darbe olmuş ama Veysel pes etmemiş. Dünya onun için kapkaranlık olmuş. Gözlerini kaybetmek onun için büyük bir acı olmuş. Ama bu karanlık onun içindeki ışığı söndürememiş. Ama Veysel yılmamış, hayata sıkı sıkı tutunmuş. İçindeki güç ve irade onu ayakta tutmuş. Her zorluğa rağmen hayata dört elle sarılmış. Sazı onun gören gözü, türküsü ise sesi olmuş. Veysel, sazıyla duygularını ifade etmiş, türkülerle acılarını ve sevinçlerini dile getirmiş. Onun sazı sadece bir müzik aleti değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olmuş. Veysel artık göremiyormuş. Küçük yaşta geçirdiği bir hastalık onu karanlığa mahkum etmiş. Gözleri ışığı bir daha hiç görememiş. Güneşi, çiçekleri, hiçbir şeyi göremez olmuş. Doğanın renkleri onun için solmuş, dünya karanlığa bürünmüş. Ama kalbindeki ışığı hiç kaybetmemiş. İçindeki umut ve sevgi ona yol göstermiş. Hayatın güzelliklerini hissetmeye devam etmiş. Babası ona saz çalmayı öğretmiş. Bu enstrüman Veysel'in dünyasını aydınlatmış. Tellerin sesi onun için yeni bir pencere açmış. Saz, Veysel'in yeni gözü olmuş. Tellerde hayat bulmuş. Her bir nota onun için bir renk, bir ışık olmuş. Bütün acılarını, sevinçlerini sazına dökmüş. Her bir tını onun duygularını yansıtmış. Sazı onun dili olmuş. Köy köy dolaşıp saz çalmış, türküler söylemiş. Sesi insanların kalplerine dokunmuş. Her gittiği yerde insanların yüreklerine hitap etmiş. Sözleri ise yüreklerde iz bırakmış. Her bir dize insanların ruhuna işlemiş. Onun türkülerinde herkes kendini bulmuş. Artık ona Aşık Veysel demeye başlamışlar. Halkın ozanı olmuş. Onun adı dilden dile dolaşmış. Gözleri görmese de kalbi her şeyi görüyor. İnsanların acılarını, sevinçlerini hissediyormuş. Onun kalbi herkesin kalbi olmuş. Ve o da bütün bunları türkülerinde dile getiriyormuş. Her bir türkü onun yaşamının bir parçasıymış. Onun sesi herkesin sesi olmuş. Aşık Veysel artık sadece bir ozan değil, halkın sesi, umudu olmuş. Onun türkülerinde herkesin umudu, herkesin sevinci varmış. Aşık Veysel sazıyla Anadolu'yu karış karış gezmiş. Köylerden şehirlere, insanlara türkülerini söylemiş. Sazının tellerinde hayat bulmuş. Acılarını, sevinçlerini, özlemlerini dile getirmiş. Sözleri çok yalın ama bir o kadar da dokunaklıymış. Çünkü o halkın içinden geliyordu. Onların dilinden konuşuyor. Onların hissettiklerini söylüyordu. İnsanlar kendilerini buluyordu Veysel'in türkülerinde. Aşık Veysel sadece türkü söylemiyor, aynı zamanda öğretiyordu. İnsanlara sevgiyi, barışı, kardeşliği anlatıyordu. Doğaya saygılı olmayı, birbirlerine kenetlenmeyi öğütlüyordu. Hayat, Aşık Veysel'e acılar yaşatmıştı. Ama o bütün bu acıları türkülerinde umuda dönüştürdü. Sanki acılar paylaşıldıkça azalır, umutlar paylaşıldıkça çoğalır diyordu. Şiirleri sadece güzel sözler değil, aynı zamanda hayat dersiydi.
insan olmayı, sevmeyi, affetmeyi öğretiyordu. Doğaya, hayata, insana dair her şey vardı dizelerinde. "Benim sadık yârim kara topraktır," diyordu. Toprağa, doğaya olan sevgisini dile getiriyordu. Çünkü biliyordu ki insan topraktan gelip toprağa dönecekti. "Uzun ince bir yoldayım," diye başlıyordu en bilinen türküsü. Bu sözler Aşık Veysel'in hayatının ve felsefesinin özeti gibiydi. Ve devam ediyordu. "Gidiyorum gündüz gece." Bu yolculuk sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda ruhsal bir arayıştı. Bu dizeler sanki hayatın bir yolculuk olduğunu anlatıyordu. Her adımda yeni bir deneyim, her dönemeçte yeni bir ders vardı. Hepimizin bu uzun ve ince yolda yolcu olduğunu hatırlatıyordu. Herkesin kendi yolculuğu, kendi hikayesi vardı. Ama bu yolculukta yalnız değildik. Yanımızda sevdiklerimiz, dostlarımız ve bizi anlayan insanlar vardı. Aşık Veysel, türkülerinde bize eşlik ediyordu. Onun sazının tınısı yüreğimizde yankılanıyordu. Acılarımızı paylaşıyor, umutlarımızı yeşertiyor, karanlık günlerimizde bize ışık oluyordu. Onun müziği bizi bir araya getiriyordu. "Gözlerim görmese de kalbim görüyor," diyordu. Ve gerçekten de görüyordu. Kalbinin gözüyle dünyayı, insanları ve hayatı anlıyordu. İnsanların ruhuna işleyen türküler yazıyordu. Onun müziği nesiller boyu süren bir miras olarak kalıyordu. Yıllardır dinlenen, söylenen, unutulmayan türküler. Aşık Veysel'in müziği zamanın ötesine geçerek kalplerde yaşamaya devam ediyordu. "Benim sadık yârim kara topraktır" dizeleriyle doğaya olan bağını dile getiriyordu. Toprak, onun için sadece bir yaşam alanı değildi. Aynı zamanda bir dost, bir sırdaş, bir ana gibiydi. Topraktan gelip toprağa döneceğimizi hatırlıyordu bize. Doğaya saygılı olmamız gerektiğini vurguluyordu. Fey, çünkü biliyordu ki doğa yok olursa insanlık da yok olacaktı. Aşık Veysel'in türkülerinde doğa sevgisi insan sevgisiyle birleşiyordu. Doğaya sahip çıkmanın aslında insanlığa sahip çıkmak olduğunu anlatıyordu. "Dostlar beni hatırlasın," diye sesleniyordu türkülerinde. Ve ekliyordu, "Ağlasınlar ağlayana." Ölümden sonra da hatırlanmak istiyordu. Ama sadece kendi için değil, tüm ağlayanlar, tüm acılar için ağlanmasını istiyordu. Çünkü biliyordu ki hayat kısa ve geçiciydi. Gerçek olan tek şey ise sevgimiz, dostluğumuz, birbirimize verdiğimiz değerdi. Ve Aşık Veysel, türkülerini bize miras bırakarak aslında ölümsüzlüğe ulaştı. Onu her dinlediğimizde, her hatırladığımızda yaşıyor ve bize seslenmeye devam ediyor. Aşık Veysel sadece Sivas'ın değil, tüm Türkiye'nin aşığı oldu. Türkülerini dinlemeyen, sözlerini ezberleyemeyen kalmadı sanki. Çünkü Veysel halkın kendisiydi. Onların sesi, nefesi, duygusuydu. 1973 yılında uzun ve ince yolculuğuna veda etti. Ama türkülerini bize bıraktı. Onun sesi, sazının tellerinden hiç susmadan gelmeye devam etti. Ölümünden sonra da unutulmadı. Aksine değeri daha iyi anlaşıldı. Şiirleri kitaplarda toplandı. Türkülerini sayısız sanatçı seslendirdi. Filmler, diziler yapıldı hayatı hakkında. Aşık Veysel, geride zamana meydan okuyan bir miras bıraktı. Türkülerini dinlemeye, sözlerini ezberlemeye devam ediyoruz. Çünkü Veysel bize hayatı öğretti. Sevmeyi, paylaşmayı, umut etmeyi öğretti. Onun gibi göremesek de onun gibi hissedebiliriz. Onun gibi saz çalamayız belki ama onun türkülerini söyleyebiliriz. Ve onu asla unutmayacağız. Çünkü Aşık Veysel sadece bir ozan değildi. Aynı zamanda bir öğretmen, bir filozof, bir rehberdi. Ve onun öğretileri bugün de geçerliliğini koruyor. Aşık Veysel'in hikayesi aslında hepimizin hikayesi. Acıyla, umutla, sevgiyle yoğrulmuş bir hikaye. Ve bu hikaye Veysel'in türkülerinde yaşamaya devam ediyor. Onu dinlemeye devam ettiğimiz sürece o da bize seslenmeye devam edecek. Bize hayatı, aşkı, dostluğu hatırlatacak. Ve belki de bize kendimizi daha iyi anlamamızı sağlayacak. Aşık Veysel'in şarkıları sonsuz bir hikaye. Ve bu hikaye biz dinlemeye devam ettiğimiz sürece hiç bitmeyecek.